Evet sevgili dostlar, selamlar. Hem bir duyurum var hem de birkaç yeni fikir, yeni bilgi size aktarayım. Sakin bir İzmir sokağında arkadaşlar. Duyurum şu, bu Çeşme'de yaptığımız kamp çok keyifli, güzel geçti, faydalı geçti. İstanbullular soruyorlar yani yok mu bize bir şey diye. Biz de 13-14 Ocak'ta Taksim'de 2 günlük bir kamp yemeyelim de atölye çalışması düşündük. Atölye çalışması. Atölyenin konusu kilidi açmak. Yaşamın kilidini, yaşamın önündeki engelleri kaldırmak diyebiliriz. Begon'un kilidini açmak, yaşamın önündeki engelleri kaldırmak. Bilene çok kolay, bilmeyene imkansız, cahile de yine kolay. Evet, şimdi engeller nedir? Şöyle, iç engellerden bahsediyoruz. Dışta engel yoktur biliyorsunuz. Biz bunu çok konuşuyoruz. İç engel. İç engel nedir? Korkular. Sardı korkular, gelecek yıllar. Onun gibi. İç engeller onlardır. Zengin olma korkusu, mutlu olma korkusu vesaire. Onları ne yapacağız? En derin seviyede çözeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla diyorum ki bu atölyeyi duyurmuş olalım size. Hemen kayıtlara başlayın. Bence ki sayımızı çok tutmuyoruz. Belli bir sınırlı sayı var çünkü. Bu tarz çalışmalar öyle 100-150 kişiyle falan olmaz. Ancak 150 kişiyle topluca bir yerden bir yere gidersiniz. El ele tutuşup hoppa hurra yaşasın derseniz dağılırsınız. Hiçbir değişiklik olmaz. Dolayısıyla Taksim'de 13-14 Ocak'ta yaşamın önündeki engelleri kaldırmak atölye çalışmasında buluşmak üzere bekliyoruz. Duyuruları, daha açıklamaları daha net bir şekilde Instagram'da bulacaksınız. Duyuru afişinin altında bir açıklama var. Ondan sonra bununla ilgili daha farklı yayınlarda yapacağım. Şimdi bu kendini bağışlamakla ilgili, pardon, anne babayı bağışlamakla ilgili ben çok anlattım, konuştum. Yeni bir video gördüm arkadaşlar. Yine şoka girdim. Anne babayı bağışlamak diyor. Çocuk büyüğü bağışlamaz arkadaşlar. Zayıf güçlüyü bağışlamaz. Büyük çocuğu bağışlar. Yani çocuktan yine, yani çocuğu hem ez, hem aşağıla, hem eleştir, hem onun kolunu, kanadını kır. Sonra da o çocuk büyüyünce de ki anneni babanı bağışla. Böyle bir şey yok. Çünkü kimse çocuklardan yana değil. Herkes güçlüden yana ya. Herkes güçlüden yana. Dolayısıyla ben her zaman çocuktan ve suçlu olmadığı halde kendini suçlu zannedenden, ondan sonra kötü olmadığı halde kendini kötü zannettirilmiş olandan ve zayıf olmadığı halde kendini zayıf zannedenden yanayım her zaman. Ben zayıftan yanayım, güçlüden yana değilim. Güçlüden yana olmak kolay. Alkış alırsın, destek alırsın, onaylanırsın. Sen de zayıfın kafasına bir tane basarsın. Sen de zayıftan yine bir sürü şey yapmasını istersin. Affetmesini, bağışlamasını, anlamasını, anlayış göstermesini istersin. İyi de işte babam da çok kötü bir çocukluk geçirmiş. İyi de annem annesi tarafından hiç sevilmemiş. İyi de falan. Sen ne olacaksın? Bağışlamanın tersi lanet okumak değil ki. Anlamak. Anlamak. Kötüye kötü, iyiye iyi demek arkadaşlar. Bağışlamanın tersi anlamak. Kötüye kötü, iyiye iyi diyebilmek, tespit etmek. Bunu bir kere daha söyleme lüzumunu hissettiğimden dolayı yine duyurumu şu güzel kapının önünde tekrar edeyim. Arkadaşlar, duyurumu tekrar ediyorum. Böyle de Oşo'ya benzemişim. 13-14 Ocak'ta Taksim'de, İstanbul'da cumartesi pazar 2 günlük atölyemiz var. Engelleri, yaşamın önündeki engelleri kaldırmak. Konumuz bu. Görüşmek üzere.